Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ha, gecenin biraz mahiyetinden bahsedeyim. Ondan sonra çok güzel bir ders olacak. Biraz hususu yapacağız. Cemaat nasıl ki cumartesi dersi gibi değil. Biraz hususu oldu. Regaib gecesi değil mi? Evet. Regaib gecesi malum biliyorsunuz. Ben kısaca bir şey anlatayım. Hazreti Amine'nin Fahr-ı Alem Efendimiz'i hamil olduğuna bu gecede itibaren muttali olmuş. Hamile olduğunu şimdi anlamış. Yoksa rahm-ı madere düştüğü gece değil. Çünkü hesap edilince şey çıkıyor. Eksik çıkıyor. Zaten ustattan da okuyacağım ne diyor. Ondan sonra maza leyle-i regaib pek mübarek bir gecedir. Zaten regaib nefis mergub bahası ağır ve çok ata ve ihsan manasına olan regibenin cimidir. Allah'ın ihsanı, lütfu, ikramının çok olduğu, verildiği gecedir. Yoksa bir rahm-ı madere düşüşten bahsetmiyor. İkramların onaylandığı gece. Bu gece ibadetle ihyanın sevabı çok büyüktür. Fakat bu gecede kılınacak namazın mesnuniyeti, mendubiyeti hakkında kuvvetli bir delil mevcut görülmemektedir. Bu geceye ait 12 rekat denilen namaz da var ama güçlü bir şey değil. Zaten gecede toplanıp regaib namazını cemaatle kılmanın bidat olduğu zaten anlaşılıyor. Ve teravihten başka hiçbir nafile namazı birbirine çağırarak cemaatle kılmak kerahaten kerahattır. Fakat kaza namazı beraber kılarsanız insan daha şefk artar. Bediüzzaman Hazretleri Regaib'in mübarekiyeti hakkında bir mektubunda der ki: "Katiyen benim kanaatımda bir nevi mucize-i amedi olarak iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akım kaldığı ve herkes mevsiyetten derdi maişet endişesiyle kalben ağlarken." Bugün de öyle ha. Dün vardı yağmur değil mi? Cenab-ı Hak vermişti. Bir hafta 10 günde beri yağdı. 29. O seçim olduğu ay neydi? Ocak, Şubat, Mart mı? He? Mart. 29 Mart 30 sabahı seçim olacaktı. O gece bütün Türkiye'yi Cenab-ı Hak tak diye bıçak gibi kesti. Bütün meyveleri bitirdi. Kırağı mı diyorlar, soğuk. Don olmuş. Bütün Türkiye'yi her tarafı, mesela Konya'dan bugün telefon ettiler. Kiraz bahçesi vardı adamın. Hiçbir tane yok. Yani Cenab-ı Hak konuşuyor hadiselerle de fakat anlayana, ister anla, ister anlama, ahirete anlatırlar. Yağmursuzluk her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akim kaldığı, herkes meyusiyetten derdi maişet, meyusiyetti tedavi etti de onun için söyledim, derdi maişet endişesiyle kalbini ağlarken, birden leyle-i regaib, bütün ömrümde hiç mislini işitmedim ve başkalar da işitmedi 3 saatte 100 defa, belki fazla tekrar ile melek-i ruat, melek-i ruat, gök gürültüsünü idare eden melek, onun sesidir, yüksek ve şiddetli tesbihatı ile öyle bir rahmet yağdı ki, en muanide dahi leyle-i regaibin kutsiyetini ve Hazreti Risaletin bir derece, bir cihette alim şehadete teşrifinin umum kainatça
ve bütün asırlarda nazar-ı emniyette ve rahmeten lil alemin olduğunu ispat etti ve kainat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi. Mirdabir 37. Geceyi biraz anlattık gibi geliyor bana. Şimdi mevzuya geçeyim. 3 aylarda ne oluyor? Ayların tesiri. İlk önce şuradan bir mukaddeme yapayım. Kastamonu'dan okuyacağım. Sonra atıfı Rize layıkası yapacağız. Yok mu? Rize layıkası yok. Ben dedim Osman kardeşe dün tecrübası dersi de inanmamıştı var. Tabii Rize layıkası. Niye? Kafa layıkası var da Rize layıkası ne olmasın? Adamların kafa layıkası var. Ben bir kanuniyetten şey yapacağım. Ben hem kendimde hem bu yakındaki Risale-i Nur talebelerinde şuur-u muharemeden sonra bir yorgunluk ve şekli bir fakir gördüm. Buradan devam ediyor. 3 aylarında insanlarda ahiret pazarı açıldığı için insanlarda bir şefk oluyor. Bunu anlatıyor. Yani onu ders yaptığımız için bir daha girmeyeceğim. Çoğunuz onu duymuşsunuz. Zeminin insan üzerindeki tesiri, zaman, zemin, tam libas, zaman yaşın, 3 ayların, bulunduğun ay, bir, senin yaşın ve şu anda bulunduğun ay, bu hacamat da öyledir. Sonra zemin, yaşadığın yer, coğrafya, atmosferik hadiseler, 3, yediğin ve giydiğin. Giydiğin çok acayip. Mesela çocuklarda hemen belirgin oluyor. Giydiği elbiseye göre hareket yapıyor çocuk. İşte hatırlarsınız bir çocuk vardı gelmişti. Siz var mıydınız yukarıda? Şöyle yapıyor. Oturuyor babasının yanında. Allah Allah. Dedim ya özürlü biliyordum. Öyle. Namaz kılıyoruz babasıyla. O takla atayım. Ama her bütün oturuşu böyle. Çay içecek. Çay içiyor. Gene böyle. Resim var. İlgimi çekmemişti. Dedim ya Allah Allah. Acıdım adama yani. Özürlü çocuğu var falan. Meğer kafadan özürlüymüş yani. Allah. Himenmiş. Kendini himen zannediyormuş. Bu tişörtü çıkarttığı zaman onu zannetmiyormuş. Ne giyerseniz, mesela eşofman giyin, dövüş tekniğini anlatan bir şey giyinin. Giydiğiniz elbiseye göre duygunuz oluyor. O kadar ciddi tesir ediyor. O kadar ciddi ki ipek giymeyi haram etmiş erkeklere. Çünkü kadınsı duygular gelişiyor. Ben bayağı merak etmiştim. Bir erkek nasıl böyle zincir takar? Boğazına takar, küpe takar, boğaza, bele vesaire. Bunun biraz psikolojisiyle meşgul olan bir insanı. Bunun ruhsal yapısı buna ne ihtiyaç duyuyor? Bir parçasını anlatacağım. Ondan sonra konumaya devam edeceğim. Belki bazılarınıza dokunacak. Dokunmadan da bir şey düzelmiyor. Çünkü tornavidayı sürmeden civata sıkılmıyor. Yalama yapmış civatalar oluyor. Bilezik ona gireyim. Kadın bileziğini niçin takar? Buraya takar. Erkeğe aram. Çünkü bu bir psikoloji ihtiyaçtır. Bir ihtiyacın karşılanmasıdır. Kadın bağlanma ihtiyacı vardır. Yani bir yere dayanmaya ve bağlanmaya, sahipsiz olmaya fıtraten zıttır. Bir yere bağlı olmaya ihtiyacı vardır. Kendisini sahipsiz, bağsız, korunaksız, bir yere aidiyet, ben oraya ait değilim, olan kişilerde zincirler, şeyler, boğazlar, küpeler takmaların sebebi odur. Kadınsı duygulardır. Yani yaslanacak yerin böyle esnek olursa kendisini güçlü hissetmez. Ama böyle tak, tak, vuruyorsa sağlam, bir ihtiyaçtan geliyor arkadaşlar. Her bir davranış ruhsaldır. Belki gelecek tarihte bu sözümü anlayan çıkar.
her bir davranış ruhsaldır. Ruhun dışa vuruşudur veya her bir davranış ruhu etkiler. Hiç bunun kesintisi yoktur, acıması yok. Bu davranışın ruhta bir karşılığı var. Bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Çünkü ciddiye ele almış. Bakın erkeğe haram ettiği bir altını, bileziği kadına gayet de şey yapıyor. Eğer İmam-ı Şafii, eğer bu diyor bir bileziği kendi ihtiyacından kendisine eşeyse zekat bile vermiyor. Acayip bir şey ya. Demek ki bu tür şeylere ihtiyaç duymak, niçin anlattım? İnsanı etkileyen dört tane sebep var. Zaman, zemin, tam libas. Giydiğiniz, takım, taktığınız her şey sizin fıtratınızı etkiliyor. Bu bir ihtiyaçtan geliyor. O da ne? Bağlanma ihtiyacım var. Bağsızım. O kopuk, kontrolsüz, ne bileyim bir adresi kaybettin, pek de paran da yok, gideceğin yeri de bilmiyorsun, İstanbul'da kaldın bir yerde. Ne olur telaşı, Allah Allah ya falan. Bir tanıdığın elinde tutsa, sen nereden geldin ya? Ne oluyorsa bunu takmak öyle. Takmamak da öyle hissediyor kendisini. İstanbul'da atılmış, adresi yok, tamam, atılmış. Gidecek evi bilmiyor yani, tam bildiği ev var, adresi yok. Kaybetmiş, telefonu yok. Bir tanesi ona elini tutması neyse böyle hissediyor takısızlar. Takı kadınsı duyguları tahrik ediyor. Altın erkeğin kadınsı duygularını aktif ettiği için eşcinsellik duygusu ortaya çıkıyor. Bu böyledir ya, dinle alakası yok bunun. Bu psikolojidir. Yani bu tür dürtüler gelişiyor. Peki öyle midir? Bak bakalım takanlara aynı o cinsten değil mi? Böyle kadınla erkeksi arası bir tipler şey oluyor. Böyle şöyle bir tuhaf yani. Bak o tipten şeyler oluyor. Benim işim biraz bu. Böyle gözlemlerimi ses yapmam böyle bakalım. Ondan sonra bunun tesiri nedir? Dimadaki karşılığı, enfusteki karşılığı, fiildeki karşılığı. Buna niçin ihtiyaç duyuyor? Benim işim bu. Bunu adam bu kalemi niye buraya koyuyor? Benim işim bu. Buna niçin ihtiyaç duyuyor? Niçin buna sarılıyor? Bunun arkasına saklanıyor. Ben onun arkasındayım. Önüm bu. Nun vel kalem. Peki, geçelim şeye, niye bunlara giriyorsun? Ben de bilmiyorum. Kimin işine yararsa az. İşine yaramazsa at çöpe. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. 249, psikoloji kitabı değil abi. Fethi abi, Kastamonu. Bir tanesi dedi ki, okudum burayı da hiç unutmuyorum. Böyle ya. Orada Hasan kardeş, böyle yapıyor bir de. Abi Risale ya Kastamonu, kaldırdım. Allah Allah, hiç okumamış. Çünkü bu tür mevzular doktorda olur. Yazıhaneye gideceksin, psikiyatristlere gideceksin, psikologlara gibi bunlara. Bak bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Ediyor mu etmiyor? Ediyor. Herkes aman aman, ben de dahil manyak yani. Elinden tut, kimi tutarsan o. Elhamdülillah. Bak tezahür ediyor. Çamur alıyor, bana bu kokuyu veriyor. Acayip bir makine. Çamuru kokuya dönüştürür makine. Tuhaf. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Yani insanların doyumsuzluğu, insanların psikoloji çöküntüsü havaya pompalıyor. Havaya pompalıyor. Bak bir de okuyayım. Adeta manevi havanın bozukluğundan, yani kişilerin maneviyatının bozukluğundan havaya pompa yapıyor. Maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını ötekiler teneffüs ediyor. Okuyan zannediyor ki bu manevidir. Ne manevisi? Bizzat realitedir. Kabe'de gibi değil mi Hasan? Kabe'de gibi nasıl? Evet. Manevi şeyler, aynen. Evliya gibi olabildiğinden de. Yani orada, mesela dünyadan herkes çıkar, her dünyaya zor olur. Küçük daireden başlayayım. Yemek yiyorsun ailenle. Ne olur hayalen sil onu. Tek başına sofradasın, tek başına çay içiyorsun. Tadı mı olur? Peki,
Sana yaptığı katkıyı söylüyorum hanımının. Tek başındasın. Çay içiyorsun. Gözünü kapat canım. Bir de yap dediğimi. Kapat. Tek başına çay içiyorsun. Tamam. Ona yemeğin tadı olur mu olmaz. Ne olur karnımını getir. Ha, Allah Allah. Hayatına bir şey kattı. Bak. Bir şey getirdi yani. Bir zenginlik getirdi. Bir de çocuk koy yanına. Bir anneni de koy oraya. Onların varlığı anlayışı değil. Sen zannediyorsun onu ben var olduğunu düşündüğüm için. Hayır. Onlar pompalıyor seni. Bir acayip bir hal ya. Ben bu konuda biraz daha hassas olduğum için. Bir olayımı anlatayım bunlarla kalıp. Rahmetli babamdan sonra böyle bizim ailede biraz şey olmuştu. Biraz yaşlı olduğum için abileri. Bir ortamda böyle baktım böyle. Şey yaptı böyle bir tanesi patavat konuşunca benim kardeşlerim de yanımda da koltukta ablam otur. Yaşlı. Tamam. Bak şimdi ben hiddet ettim. Kızdım tamam mı? Öyle hiç benden beklemiyordu böyle kızacağımı. Otur. Otur attım. Kızınca koltukta elim ya. Elimi koydu abla. Sen sakin ol kardeşim. Allah Allah. Sana hiç yakışma biliyorum. Elini koyduğu zaman da hiç unutmuyor. Sanki 500 bin voltluk ceyran boşluğu yükleme değil. Üzerimdekini aldı. Bir boşluğa indim. Hiçbir şey yok. Sanki boşa indim. Sanki uçak bir yere indi ya böyle. Boşluğa düştü. Bu kadar insana tesir eder. Sevgi mi bu? Sevgi. Sevgi üzerimdeki negatifliği aldı. Sevgi. Kardeşim sana hiç yakışmıyor ya. Şefkatle bir elini koydu bitirdi her şeyi. Abla sevgisi şefkat demek. Acayip bir şey ya. Şefkat var ya. Şefkat yani bu kadar aşk, muhabbet, şefkat bu kadar mı pozitif insanı ihya eder? Bu nasıl bir şey ya? Bir de iman düşün. Allah pompalıyor sana. Tahkik iman. Nasıl bir şey ya? Bak diyor ki, insanların iyi değilim, yani maneviyatsız. Kur'an yok, namaz yok, haramlar her gün. Ben kendimi niye kötü hissediyorum? Allah Allah. Suya girmiş adam, ben niye ıslanmışım? Nasıl olacak bu? Makine böyle çalışmıyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Ne alakası var maddi hastalıkla? Maddi hastalıkla... Benim psikolojimle ne alakası var? Sen bu toplumda yaşamıyor musun? Bu metroya binmiyor musun? Okula gitmiyor musun? Fabrikada çalışmıyor musun? Aileye girmiyor musun? Derse gitmiyor musun vesaire? Sokakta dolaşmıyor musun? Benden çıkıyor kardeşim dalga. Çıkıyor. Bunu niye inanamıyoruz? Benim düşüncelerim, hislerim dalga boyutu olarak yansıyor. Bu haftada bu habis ruh mu oluşuyor acaba? Ali ve habis. İkisi. Evet, bu habis. Allah mesela 246 sözlerde anlatıyor. Diyor ki, insanın fıtratını bozan, bir. İki, yanlış yollara sevk eden, erva habise, mümessili ve sekenesi, yani hücre. Hücreyi düşünün. O hücre, E eşittir MC kare, yoğunlaşmış enerjidir. Hücre dediğin şey, hastalık dediğin mikro, canlıdır, vardır. Enerjidir o, enerji. Hiçbir şey müekkelsiz olamaz. Müekkel melaikesiz olamaz. Gübrenin müekkeli melaike değil. Pis olanların müekkeli erva habisedir. O pis kokuların sekenesi onlardır. Mümessilleri kim? Erva habise, rebai habiseden lezzet alır diyor Risale'de. Yani kötü ruhların gıdası kötü kokudur. Kötü yerdir. Mesela kokuşmuş, tahfun etmiş, güneş girmeyen... Çöplüğü, karanlık yerlerde habis cinlerin yeridir. Güneş, tepeli, güneş vuran, ecdat demiş ya güneş girmeyen falan. İşte orada Müslüman cinlerin yeridir. Burada nasıl dayanacak ki cin? Çünkü çıkan dalga iman dalgası yanıyor. İmanın bulunduğu kamil imanda erva habisi barınamaz. Yani cin barınamaz. Erva habisi bulunabiliyor. O güçlü çünkü ta kemiklere kadar girmiş. Yani insanda var olan halet sirayet ediyor. Sirayet. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir kademde sohbette veya bir görüyor. Zahirden bir bedevi alim oluyor. Nasıl oluyor?
Ya bir mucize değil bu ya. Mucize olarak telakki ediliyor. Bu realitedir. Yani Allah Resulü'nün insiba ve inikası sirayetle değiştiriyor orayı. Demiyor musun bazen? Ulan şu adama bak ya, gözüne bakılmıyor. En gerek yılanı gibi bir şey ya. Gözü sokuyor beni. Veya beni rahatsız ediyor. Bakın İslam siması var mı adamlarda? Ayette demiyor mu ki? Elsinetikum ve elvanikum. Elsine, lisanları ve simaları. Lisanları ve simaları. Kim olduğunu söylüyor. Herkesin ayrı bir karakteri var. Güzel ruhlar diyor. Güzel simada olur. Hadis. O adam kokuşmuş, çökmüş. Ha. Oo, acayip bir kamil imanı var. Alamet olur kardeş. Allah söylüyor bunu. İslam suratı yok adamda. Adam evliya diyor. Kutbul Azam diyor. Mehdi diyor. İslam siması yok ya. Acayip bir şey ya. Allah o halette, o kamil imanda o suratı koyar mı? Allah Resulüne dayanamıyorlardı. Yusuf Aleyhisselam sahip. Herkes farklı görüyor. Allah da söylüyor zaten. Elsinetikum elvanikum. Başka? Simahum fi vücuhihim min eseri sucud. Secde ettikleri, ne halt işledikleri, nasıl bir adam oldukları simalarından bellidir diyor. Simada ya kardeşim alam. Alametleri simadır, konuşması, davranışıdır. Yaptığı eylemdir. Kişinin işidir. Aynası. Lafa bakılmaz. Bak. Burada da eylemden bahsediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan, bozuk insanların atmosfere kazandırdıklarından, verdiklerinden, diğerleri de tırımsı diyorsun. Allah Allah. Maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta ya bu bazı istasyonlar var ya, bazı istasyonlar. O bazı istasyonunda Türkiye'nin haberi olmadan bile sıkıntı dalgasını veren Siyonistler dalga yayıyor. Cep telefonları baz istasyonlarında dalga yayıyor. Senin hiç haberin yok. Sıkıntı verecek dalga dalga. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Ne etmiş? Sirayet etti. Hissettim demiyor. Mesela daha realitesi. Almanya'da olanlar orada daha gözüküyor. Türkiye'de bu kadar yok. Köpek gezdiren insanlara bak. Köpeği sahibine, sahibi köpeğe benziyor. İnsan köpeği değiştiremeyeceğine göre, çünkü değişken değil köpek, neyse odur. Boş insan olduğu için köpek onu değiştirmiş, kendisine benzetmiş. Hangisi güçlüyse kendisine benzetir. Vallahi bakın, sahibine, sahibi köpeğe benziyor. Siması dönüşmüş ona. Ne yapıyorsanız o işe dönüşür. Mesela bakın cemaate, Süleymancıların siması ayrıdır. Tarikatçıların ayrıdır. Mahmud Efendilerin ayrıdır. Nurcuların ayrıdır. Nurcuların içinde de ayrıdır. Hepsi ayrı. Yani bu acayip diyor. Hatta bana bir gün sirayet etti diyor. Sirayet. İçime girdi diyor ustad. Bizim peki ne yapacağız? Dert imal ettin kardeşim. Derman. Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı, hastalığı ya yok veya pek azdır. Bu. Çarem bu kardeş. İster ya, ister yapma. Neymiş? Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı, hastalığı ya yok veya pek azdır. Şimdi onun atıflarını yapacağım. Ben buna ruhumla, bütün zerratımla Allah'ı şahit yaparak şahidim. Aleminde. Huzurum var elhamdülillah. Çöp tenekesine sokmuyorum. Hiçbir haber dinlemem. Video şeylerim olmaz. İşime bakarım. Kim ne yaptı beni ilgilendirmez. Allah'ın işine bile karışmam. Ne oluyor ne bileyim. Ne bileyim bana ne ya. Bu kainatı yönetmeyi bana mı verdi? Ben mi yöneteceğim? Ben daha kendimi yönetmekten acizim. Daha iç yapımı. Bugün affedersin şey diyeyim, abdestteyim. Şeyde abdest alıyordum lavaboda. Şiddetli bir ihtiyaç. Ya dimağla meşgul oluyoruz ya. Tahayyül, tasavvuf, tahakkuk, tasdik, izendir. Ya tamam bunun haritasını çıkarsana dedi ya. Yani hepsini, yani içerikleri var. İçeriklerine yani her mesela diyelim ki sebat itikadın içinde. Yani tahayyül, tasavvuf, tahakkuk, tasdik, izan, itizam, itikad yedi ya.
En son mertebe nedir dimağda? İtikap. İçerisine girdik. Salabet, metanet, sebat. Öyle miydi komutan? Sebat, metanet, iltizam, hak abi. İltizam, hak. Üç. Onların ifrat tefritini yap. Haritalasana şu dimağı diyor ya. Yani zaaf noktalarımız, güçlü noktalarımız ortası. Şimdi bu bayağı ciddi bir ihtiyaç. O zaten oturdu. Şimdi bir şekillendirmem gerekiyor. Yani itikadı etkileyen içerisi. Hangi şeyler yaparsan bu güçlü olur. Hangi sebepler girersen bu çöküyor. Hani haritalarımız var ya bizim. Şimdi ona döneceğim inşallah. Ya acayip bir şey ya. Risale-i Nur'la peki şurayı bir okuyayım. Maddi hava bozulduğu vakit bu herkes bilir değil mi? Bundan bildiğimiz yoldan giriyor. Hava kapalı. Sis var ya. Açılmıyor güneş. Of be. Reyur heyan hissetmezsin. Ona ne kadar rahatım ya. Ah, çok güzel bir şey. Yok hava kapalıysa seni de kapatır. Bu böyledir. Korkma, hava kapalı olduğu zaman seni kapanmaz. Normal. Ya, ne diyor? Maddi hava bozulduğu vakit veya duman varsa nasıl ki sıkıntı veriyor? Ashabi sinirlerde inkıbaz hali başlıyor. Ashabiler var ya, daha onlarda. Onlarda inkıbaz oluyor. Yani sıkışıyor. Uf, kim koydu bunu böyle ya? Kim yaptı? Her şey problem. Der. Bunu ne yaptı? Böyle gitti. Çocuk! Kes sesini ama çocuk! Yani acayip bir tuhaf tuhaf. Niye ben böyle yapıyorum? Ya kardeşim bir tane değil, iki tane değil, serseri değil ki kaç tane. Yani çocuğa ağlamasından karısına çekişen, bağıran, yastık fırlatan insanları biliyorum. Sanki onun babası da o an babası değil. Niçin? Niçin böyle oluyor? Ashabi sinelerde inkıbaz hali oluyor. İçeriye ruh çökünce, bu onun psikolojisini anlatıyorum. İlk önce böyle yapıyorum, realite anlatmıyorum. Bizzat uyguluyorum. Kim koydu bunu? Diye bağışlar. Yastığı fırlatır. Sebebi şu. Ruh içeriye çöktü mü, abandı mı, üzerini kapatıyor nefis. Bunu ruh kırması lazım. Kapağı kırması lazım. Dağıtın falan diye yastığı fırlatarak o sanki o var olan negatif enerji kırmanın fiilidir o. Kırmak için yapıyor. Fırlatınca üzülüyor ama bir enerjiyi kırdı. İçeri abanmanın şeyi. Öyle de tuhaf geliyor değil mi böyle benim bu? Öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Aynı maddi havadan misal verdi. Manevi hava da bozuluyor. Manevi mesela hava bu seçime kadar 3 ay Türkiye'nin manevi havası bozuldu değil mi? Herkeste bir manyaklık var. Bir tuhaf ya. Böyle ümitsiz, bekbin, sanki esbabın tesir hakikisi vardı. Yani var. Böyle bir tuhaflık vardı. Öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanileşmiş. Niye bozuluyor biliyor musun? Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda ve bilhassa maneviyattan yabanileşmiş. Yabani, yabani hayvan, yabani tavuklar var dağda. Bir de bizim düşün. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda ve bilhassa hevesat, yani manevi havayı bozan, sizin havanızı bozan sebep neymiş? Hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniye taammum etmiş memleketlerde, yani umumileşmiş. Umumileşince şu oluyor, normal zannediliyor. Herkeste televizyon olunca senin televizyonun mubah oluyor. Helal oluyor yani. Helallığını kazanıyor. Niye? Herkeste var. Nefsin yapısında ne vardı? 5 tane özellik vardı. Hatırladınız mı? His, heves, heva, tabiat, fıtrat. Görürsün o haritada var. Bak kaç maddi şeyde. His, heves, heva, tabiat, fıtrat. Yani bu donmuş hali onun adı nefistir. Doğru mu? Yani öyle yazıyor.
hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniye tahammüm etmiş memleketlerde ve hususan şuhur-u muharreme ve şuhur-u mübarekede manevi havayı tasfiye eden alem İslam'ın intiba ve teveccüh ümumisi o mübarek şuurun gitmesiyle tevakuf etmesinden fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında. Hatırlar mısınız? İşaret-i Caz'dan bir yer okumuştum. Şimdi mesela adam bir köşede zina yapıyor veya içki içiyor. Kötü bir film seyrediyor. Veya başka bir yerde birisi de Cevşen okuyor, Hüzbül Kur'an okuyor. Bunlar diyor, soru soruyorlar İşaret-i Caz'da. Bu küçük bir köşede ve gizli, kimsenin görmediği şey, kainatı nasıl alakadar ediyor ve dünyanın manevisini nasıl etkiliyor diye bir yer vardı. Hatırladınız mı? İşaret-i Caz'da geçiyor. Yani yaptığımız şey oraları, yani kainatı nasıl bozuyor. Dolayısıyla bizim yaptıklarımız alim-i manaya geçiyor herkesin. Sonra toplanıyor bir sene sonra tekrar Berat gecesi. O çekirdek oluyor, gelecek senenin çekirdeği oluyor. Bak şöyle geçiyor. Bir fasıkın fıskı ile arzın mütesir olmasa akıldan uzaktır. Yani şu kenarda bir şey yapmış adam. Onun yaptığı kainat nasıl mütesir oluyor? Niye alakadar? Diyor ki, madem ki arzda nizam var, muvazene de olmalıdır. Hatta nizam muvazeneye tabidir. Binaenaleyh, bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse, makine mütesir olur, belki faaliyeti de durur, saatler gibi. Veya faraza iki dağ bir terazi ile tartılırken, hassas bir terazi düşünün, iki tane kefe. Bir yere dağ, öteki yere de dağ koydun, dengeli. Ama çok hassas terazi, tam dengede. Faraza iki dağ bir terazi ile tartılırken, terazi muvazı olduğu vakit, dengedeyken bir gözüne bir ceviz ilave edilirse, yani küçük bir şey nasıl büyük şeyi tahrip ediyor? Bak dağ, burada da dağ, dengeli. Buraya bir ceviz koydun, o kadar hassas ki ceviz bu dağı indirdi, bu dağı da yukarıya çıkarttı. Öyle mi? Bak bir ceviz konulsa muvazenesi bozulur. Küçük bir şey, dağa göre ceviz neymiş? Dengeyi bozuyor, onun büyüklüğüne bakılmıyor. Dengeye bakar. Dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Mütemerrit bir faskın fıskı arzın muvazene-i maniyesinin bozulmasına vesile olabilir. Onun için doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Doğru yerdesin, tamam. Doğru insanlarla berabersin, tamam. Ama doğru iş yapacaksın. Başka şansın yok. Misal söyleyeyim. Camidesin. Doğru yer mi? Dershane doğru yer. Cami. Doğru arkadaşlarla mısın? Evet doğru. O da doğru. Ama doğru iş yapmıyorsun. Telefonunla oynuyorsun. Onun için telefonu kapattırıyorum. Buradasın. Tamam. Yetmiyor buraya gelmen. Doğru insanlar da burada. Ama cep telefonu. Evet, doğru yerde. Ayasofya'ya gitse camisine bir aşırı okusa doğru. Kardeşim, mesela doğru yerdesin ama doğru iş yapmıyorsun. Demek ki üç ayları geldiği zaman insanların teveccühleri, dalgaları müsbet olduğundan atmosfer düzgün oluyor. Bunu nasıl anlarsınız? Siz anlamazsınız fazla. Nasıl anlaşılır? Yurt dışından gelenler Deccal Havalimanı'na indiği zaman onu hisseder. Bu Türkiye'nin havası. Acayip girer girmez orada hava değişiyor. Başka? Ecdadın yaptığı camilere girin. Orada hissettiğiniz maneviyatla Cumhuriyet döneminde yapılan bizim yaptığımız camilere bakın. Aynı havayı bulamazsın. Öyle mi? Gidin dershanelere, her dershanede ayrı bir hava vardır. Bazı yerlere gidiyorsun, 100 tane şahit lazım orası dershane olduğuna. Her şey tamam, hava yok.
Orada da sıkılırsın. Her tarafı da bütün dersen de böyle olduğunu zannedersin. Bilhassa kış tazikatı altında bir derece hayat-ı dünyeviye ve hevesat-ı nefsanenin tasallutları noksaniyetinden ehli İslam ve ehli imanda hayat-ı uhreviye çalışmak iştiyakı baharın gelmesiyle hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsanenin inkişafı ile o iştiyak uhrevi gizlenmesi anında elbette böyle kutsi evlatlarda zevk ve şevk yerinde esnemek ve futur gelir. Ders dinliyor. Hele şeytanın düdüğüdür şu. Böyle bağırmak şeytanın düdüğüymüş. Şeytan diyor, ah. Ne yapacaksın? Gel, gelebilir. Allah Resulü'nün ömründe hiç esnememiş. Bil ne olduğumu. Peki gelince ne yapacaksın? Dayanamadın. Hele hele yaptın mı hepsini de aktif ediyorsun. Ben yaptırmak sizde esneme duygusu olur. Oldu mu olmadı mı? Çünkü sizin şeytanınız aktif oldu şimdi. Ya. Görüyor musun nasıl sirayet ediyor? Ya, tesir ediyor muymuş etmiyor muymuş? Bak bu taraf. Güzel mi tutuyorsun? Acayip bir şey. Ya bedeni bildin ne güzel bir şey ya. Mesela abdestsiz yemek yiyorsun. Ve sol elle yiyorsun. Kaşık burada sol elle. Kesinlikle şansı yok. Derste uyuyacaksın. Sol el ve sağ elin sirayeti de patlar. Kesinlikle. Buradan hep alıyorsun. Buradan hep boşatıyor, negatif. Ekmeği buradan tuttum, bütün pislikler ekmeğe yükleniyor, manevi pislik. Tekrar yiyorsun. Kapat abim, kapat. Bu yaştan sonra senin sevgilin aramaz artık abim. 74 yaşındasın. Evet. O iştiyak-ı hurevi gizlenmesi anında elbette böyle kutsi evlatlarda zevk, bak şef yerinde esneme bu fıtır gelir. Görün maddi hayatını söylüyor. İnsanlarda mesela diyelim ki o lakay, onun için oturacağın kişiyi de seç dershane gelirken. Böyle geçen hafta bir darbe yedim birisi. Uyuşuyor. Lakay bir adamın yanına oturma. Sana da sirayet eder. Sirayet ediyor işte bak. Ne diyor? İştiyak uhrevi gizlenmesi anında elbette böyle kutsi evlatlarda zevk ve şevk yerine esneme ve fıtır gelir. Bir adam düşün falan yapıyor. Yapmayın ki uykunuz gelir. Ondan sonra size de sirayet eder. Ya, Allah Resulü ne güzel diyor. Diyor ki dininizi kimden öğreniyorsunuz? Farkında mısınız? Herkese din teslim edilir mi? Bak, zevk ve şevk yerine esneme ve futur gelir. Lemalarda onu söylüyor onun için geldiğini. İşlenen her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Günahlardan tevellüt eden, ne tevellüt ediyormuş? Vesvese ve şüphe. Abi çok vesvesem var. İnternet televizyonları bırak kardeş. Seyrettiğin filmlerdir senin vesvesen. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dün seyrettin ya internette video. Tak geldi. Hayırlı bir iş mi yapıyorsun namazda? Şer geliyor. Tuvalette misin? Hayır geliyor. Camide hangi Kur'an'ı dinledinse Risale-i Pat diye geliyor. Çoğu bilgiler o zaman bana yardım ediyor şeytan meylon. Hatırlatıyor. Bak lavaboda şey yapıyordum dedim ya. Hemen dimağın haritasını çıkarsana diyorlar. Bak şimdi fark ettim. Birkaç saat çaktı demek bana. Hayır işte ya değil mi? Bak işlediğimiz günahtan vesvese ve şüpheler tevellüt ediyor. Sayfa 8 miydi? Lemalar, ikinci lema. Eyüp Aleyhisselam şimdi anlatıyor. Allah Allah. Fakat madem hayr-ı umuru ahmezuha, işlerin en hayırlısı zor olanıdır. Usta teselli ediyor sırrıyla. Meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı, amal-i saliha ve umur-u hayrı daha kıymetli, daha sevaplıdır. Yani bu derse gelirken kimse size halı sermeyecek size.
Zor olacak. Hatta lastiğiniz patlayacak arabanın. Allah Allah, biz dershaneye gidiyoruz. Sakın ses etme. Hayri umuru ahmesu. İşlerin en hayırlısı zor olanıdır. Hayırlı işlerin çok müzir manileri olup gidiyor. Şeytanlar onun hadimleriyle çok uğraşır. Yani onun hayırlı olduğuna delildir. Ya ben derse gidiyordum, lastik nasıl patladı ya? Allah Allah. Patlaması lazım kardeş. Düğüne giderken patlamaz. Ya niye patlasın düğünde? Horon oynayacaksın. O sıkıntıda, o müştehi, o meşakkatte ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde mesrurane şükretmek gerektir. Sıkıyor muyum sizi? Serdar, nasılsın, iyi misin? Çok iyi, buradasın değil mi? Burada ol abim. Bir 14'ü açalım. Kastamonu, Kastamonu kardeşim, psikoloji, psikoterapi yapıyoruz. Giderken herkes muayene parası verecek. Kastamonu ne acayip, değil mi ne? Hani layıka, kardeş orada bir şey oku. Bak neymiş? Ne acayip ya. Diyor ki, her derdin en kutsi dermanı olan paranızı artırınız. Hem ne dedi, kim? Evet. Her derdin en kutsi dermanı olan imanı ve imani bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Tam sabır içinde şükredildi. Hapa bak. Bir abi öyle demiş. Risale-i Nur derslerinde ne diyor biliyor musun? Hani boğazdan içilene kaptır, tablet. Damardan verilene sıvı deniliyor ya. Nur silindir diyor Risale-i Nur. Damardan verilen ilaçtır. Nur silin. Neymiş? Nursilin. Yani direkt damar. Niye abi dedim de. Abi dedi bu hap ta içeceksin azmeteceksin. O zaman kadar adam ölür. Hemen damardan vereceksin diyor. Bu damardır diyor. Silinle bitenler damardan verilen ilaçlardır. Sun silin mi diyor. Sünnet-i seniye. Ondan sonra uvvet silin. Uvvet silin. Böyle isimler vermiş. Risale-i Komple'ye Nur silin diyor. Nur silin. Damar ilacı diyor. Damar. Bak. Her derdin, niçin bak söylüyor adam haklı. Her derdin en kutsi dermanı olan imanı. Bir. İmanın hangisi? İman da altı tanesi bütünlük. Hangi tarafımızı güçlendirelim? Allah'a iman mı? Peygamberi mi? Yok. O iman içinde imane bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Gördün mü? İmanın içerisine, gir iman içerisine kader. Kadere de kazaya rıza ilacını gönderdi. Demek ki biz rıza göstermiyoruz. Rızamız yok Allah'ın bize yaptığı icraattan. Tenkit ediyoruz Allah'a. Niye bunu yaptın ya Rabbi ya adeta? İmda bak, imane bil kaderden kazaya rıza ilacını bana gönderdi. Arkadaşlar, eskide asr-ı saadet dahi maddi imkansızlıklar vardı. Ama kanaat vardı. Kanaat olunca çok rahat idiler. Hiçbir şeyin eksikliğini hissetmiyorlar. Şimdi her şey var, kanaat yok. Sanki her şey yok olmuş. Öyle mi abi? Kanaat olmayınca, kanaat mevcudu bile göstermiyor. Bakın vallahi kanaat yok, hiçbir şeyin yok. El kanaatü kezullahi efna. Kanaat diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, tükenmez bir hazinedir. Bak bir de söylüyorum. Eskide kanaat çoktu, nimet yoktu yani. Varlık yoktu. Ama her şey tamdı. Hiçbir eksikliği yok. Hiçbir isyanları yok. Dikkat edin, o zaman da şarkı türkü söylüyorlardı. Öyle bir şey yok yani. Şiirlerinde yok, yokluktan bahsetmiyor. Şimdi her şey yok. Ama her şey var.
Allah aşkına hangimizin cebinde parayı? Şimdi aç olsan, tamam işten gelmişsin, vermemişsen bir sebepten, yoksa yokluktan aç olan olur mu ya? Ekmek alırsın kardeş. O ekmek yok. Ekmek yok, ekmek. Günlerce. Ama kanaat var, her şeyleri tam. Şimdi her şey var, kanaat yok, hiçbir şey yok. Kanaat olmayınca tahammül yok. Niçin? İman-ı bil kaderden, bak, iman-ı bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Aman ya Rabbi. Fesubhanallah. Başka bir yer okuyayım size. Hey gideyim. Çünkü böyle afatlar zaaf imandan neşet eden hatalarının neticesidir. Bizim şu anda yaşadığımız psikoloji sorunlar nereden geliyormuş? Şöyle afatlar zaaf imandan. Zaaf imandan neşet eden hatalar neticesidir. İman-ı bil kadere biraz gireyim. İman-ı bil kaderden kazaya rıza, iman-ı bil kader kendini tanımaktır. Söyleyeyim size. Asetin siz dinleyin. Allah'a iman, şey, amentü'yü yapalım. Amentü billahi. Ne demek? Allah'a iman. Allah hariç bir şey. İman edersen yakınımız artar. Ne kadar onun Allah'a iman artırırsak Allah'ı tanımlamış oluruz. Allah kim? Yakiniyetimiz olur. Kim? Bizim dışımızdan birisi. Amentü billahi. Tamam. Ve melaiketi. Melaikelere ilim yaparsak onu da iyi tanırız. Bak ilmini yaparsak melaikeyi tanırız. Öyle mi? Ve kütübi, Kur'an'ı iyi biliriz. Bizden hariç bir şey. Ve Resulü, bizden hariç bir şey. Peygamber. Ben değilim, peygamber. Haşrihi, yevmil ahir, yevmil ahir, ahiret. Oraya ait ilim yaparsam o yakınimiyetim artar. Kadere iman ettim, ilim yaptım. Kimi daha iyi tanımış oldum? Kendini. Allah, amentü billahi. İlmimi arttırdım, Allah'ı tanıdım. Benim dışımda bir şey tanıdım. Ve melaiketi. İlim yaptım, melaikleri daha iyi anladım. Melek hariç bir şey. Ve kütübihi. Kitabı daha iyi anladım. Benim dışımda bir şey. Ve resulihi. Benim dışımda bir şey. Ben peygamberi daha iyi, benim haricimde bir şey anladım. Ve bil haşrihi ve bil yevmil ahir. Ahireti daha iyi anladım. Benim dışımda bir şey. Peki. Ve bil kaderihi. Benim dışımda bir şey değil. Nereyi? Kaderi daha iyi anladım. Kendini daha iyi anladım demek. Kendi dışımda bir şey değil. Ondandır ki kader risalesi iki bölümdür. Zahir ve batın. Bak kaderin zeli var. Kader risalesinin sonunda dört hatve var. Enfusidir. Kaderin enfusi boyutu. Ne alakası var kaderle? Bak insan. Orada ne geçiyor biliyor musun? Allah bir ayet koymuş. Bak usta getirmiş bir ayet. Sen mi diyor Allah'ı unuttun? Allah'ın bak verdiği cezaya bak. Sen diyor Allah'ı unuttunsa ben de sana ceza veriyorum. Seni sana unutturuyor. Ayet. Allah unutana kendisini unutturur. Ya. Peki, kaderin mücciyetine bak. Kader, nefsi gururdan. Değil mi? Cüz-i ihtiyarı, ademi mesuliyetten kurtarmak için kadere girdi diyor. Bak, hariç değil. Bak, onu tanıdın, kendine döndün. Başka bir tanesini söyleyeyim. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden imanı artar. Kadere iman eden ahirette makamı artar demiyor. Men amene bil kader, emine minel keder. Kederinden emin olur. Yani kendini iyi tanır. Kederini yorumlar. Kaderde hedef insandır. Ya. İnsandır insan. İçerisine bak insan yorumlanıyor. İhtiyardan bahsediyor insan. İradeden bahsediyor insan. Kederden bahsediyor insan. Hatbelere bak enfusi.
Enfusi, tamamen enfusi. Ya ustad ilginç ya. Çok tuhaf bir çaktırmadan yorum getiriyor. Başka şey alimlerle muhalif olarak başka bir şey getiriyor. İki yönde inceliyor. Bir mülk, bir de melekut. Acayip bir şey ya. Zeyl var ya zeyl. Kaç hatvedir? 4 hatve. Allah aşkına ya. Şuraya bak ya. Bak mesela birincisi. Fela tuzekkü enfusekum. Sakın nefislerinizi temize çıkarmayın. Bak enfusi. Sen. İki. Vela tekunu kellezine nesullah efensa enfusehu. 59. 13. 19. Ve Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Bak ne yap? Kader. Kader risalesine koymuş. Kaderin 4 hatvesi. Bak neymiş? Allah'ı unutup da, unuttun mu? He. Allah'ın kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Seni unutursan artık kadere iman zayıf olduğu için tepene musibetler biner. Arkadaşlar musibetler artmaz. Öyle bir şey yok. Musibet yok zaten. Ne diyorsun? Allah dünyaya musibet demiyor. Belalara musibet demiyor. İkram-ı ilahi diyor. İltifat-ı Rahmani diyor mu demiyor. Böyle diyor değil mi Risale'de? Dünyadaki musibetleri ne diyor? İkram-ı ilahi. İltifat-ı Rahmani diyor. Sen musibet dediğini. Allah buna musibet demiyor. Ama o Allah diyor ki, o diyor bana yüz çevirenlere, hakikatimizde yüz çevirenlere, onlara acımasız diyor, azap olacak diyor. Buna azap demiyor. Demek ki dünyada azap yok. Azabı bilmiyoruz daha. Azabı bilmiyoruz. Ne olur bu da bir tespit. Allah bizim bildiğimiz şu azap zannettiğimiz dert sıkıntılara azap demiyor. İltifat-ı rahmet diyor. İltifat-ı rahman diyor. Yani olayları farklı yorumlama gözlüğüdür. Yok burada musibet yok. Musibet değil dinde bu. Azap değil. Azabı ise şöyle diyor. Buna hiç benzetmiyor. Onlara diyor acımasız bir azap bekliyor diyor. Dünyadakine iltifat diyor. Ademi vücut yani. Yani üçüncü hatveyi okuyayım. İlginizi çekecek. Ma asabeke min hasenati femin Allah ve ma asabeke min seyyati femin nefsik. Bu da 4.79. 4.79 bak ne diyor. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Sen kuyunu kazdın. Bak ne alakası var? Kaderle iman ne alakası var şimdi bu? 4. Külli şeyin halikün ila veçe 28'e 88. Ondan başka her şey yok olacaktır. Bu da kaderin enfusi. Bak ne diyor? Tabii bu lügat manasını söyledik. Esas bak ikinci hatvede diyor ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Dersin verdiği kendini unutmuş. Kendinden haberi yok. Mefti düşünse başkasına verir. Fena ve zevali görse kendini almaz. Külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak. Fakat ahsı ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşürmek. Şiddetle iltizam etmek. Nefse mari muktezasıdır. Hep insanı anlatıyor. Nefse mariye anlatıyor. Ben daksil var yani böyle renk. Sileceğim bunu kendi kitabımda. Göreceksiniz sileceğim. Ne yazacağım biliyor musun? Kimseyi yayına vermeyeceğiz ki. Şu var ya. Kader Risalesini sileceğim. Risaleyi bırakacağım. Kadere şey yazacağım. İnsan. İnsan Risalesi. Canım benim. Kadere ne boyut veriyor ya. Ha böyle verirsen boyut. Böyle bakarsan kader hepten düze çıkar. Enfusi ve afaki. Mülk ve melekut, kader risalesi insan yorumlamasıdır. Amentu billahi, Allah'a yorumlamak. Ve melaiketi, melaikeyi yorumlamak. Ve bil kaderi, kendini yorumlamak. Kader iman ettin mi düze çıkıyorsun. Allah'a iman ettin mi ona yakınetin artıyor. Hariç değil sensin. Kader bilgin arttı mı kendini yorumluyorsun. Zaten öyle diyor zaten. Ne diyor bak?
kader ve cüz-i ihtiyarı, imanı ve İslamiyet nihayet hududundan, meratibinden kader, nefsi gururdan, cüz-i ihtiyarı, ademi mesuliyetten kurtarmak için mesail-i imaniye girmiş. Üstad tuhaf, selef-i salihine muhal. Kader, insan yorumlama şeyini getirdi. Hakikaten böyledir ya. Burası mülk tarafı. Yani düşünce, bu düşüncelerimiz oluşturuyor. Öteki sesse, dört hat ve enfusi kader. Böyleysen bak böyledir. Boşuna sen kuyuyu sen kazdın. Ayağına mermi sen sıktın. Zaten öyle diyor. Bak bak ne getirmiş. İman bil kaderden kazaya riza ilacını imdadıma gönderdi. Ha? Aynı. Risale-i Nur tuhaf değil mi? Şimdi bundan sonra yeni mi duydun? Bir daha kader risalesi bu noktadan bak. İnsan risalesi diye bak. Bundan sonra bak ben şaka diyorum da artık kader risalesi değil insan risalesi yazacağım. Bak herkes o hakikaten ya. Böyle bakın bak göreceksin. İnsan bu. İnsan yorumlamak dersi. Senin adın neydi? Yüksel. Yüksel. Yükselmen lazım bu işe. Bak Allah Allah. Kader nefsi gururdan. İmanı artıyor demiyor ha. Kader iman etti falan. Oo cennete girdin şöyle. Cennet kardeş buraya gireceksin. Nefsi gururdan. Cüz'iye ihtiyarı ademi mesuliyetten kurtarmak için mesail-i imaniye girmiş. Hala Vehhabiler kaderi inkar etsin. Kader inkar eden insan inkar ediyor. İnsan inkar ettin mi? Kader inkar ettin mi? Kim iman edecek ki? Altı tanenin en sonuncusuna niye koydu? O beş taneyi yorumlayacak insan demektir. Amentu billahi ve melaiketi ve kütübi. En sonuna niye koymuş kaderi? O beşi yorumlayacak, iman edecek kişidir. Peki en sona niye koymuş? En zor odur. Onlardan sonra olur. Men arife nefse fakat arife Rabbim. Ya Rabbi ben seni tanımak istiyorum. Tamam. Allah'ın cevabına bakın. Beni tanımak mı istiyorsun? Evet. Kendini tanı. Onunla beni tanırsın. O zaman sen insan kimdir? Bir daha söylüyorum İncil'i anlayana. Ya Rab seni tanımak istiyorum. Tamam. İstersen kapat şeyi. Peki Allah'ın cevabı ne? Kendini tanı. Kendini tanı. Peki kendini tanırsan ne olacak? Allah'ı iyi tanımış olursun. Allah'ınla o zaman tanınır. İnsan tanınmadan Allah tanınamaz. Çünkü tanıyacak kişi kendisini tanımıyor. Kantar bozuk. Neyi tartacaksın? Ha peki, madem Allah kendini tanı, beni tanımış olacaksın, o zaman sen kimsin? Adama sormazlar mı bu soruyu? Orada kalsın. Tamam mı? Başka yer okuyayım. O kadar kıymetlisin ki ne olur. Basit basit sebeplerle gömülme ya. Vallahi insan çok değerli. Kendi gücünü bilmiyor. Şeytanın en büyük hilesi kendisini kendisine tabi olanlara inkar ettirmek. Sen benden bir şey olmaz. Sen adam olamaz. Ya canlar bu kadar ders dinledi. Bu kadar okudun. Bak bir şey olmadı. Hayır. Çok oldu. Bak şimdi sana ayen söyleyeyim. Eskide hiç yoktu böyle bir problem. Bak. Savaşın şimdi başladı. Adamı yeni tanıdın. Bu tür şeylerde kavga şiddetli olur. Sıkıntı büyük olur. Çünkü adamı çözdün. Şeytanın en büyük hilesi neymiş? Kendisine tabi olanları kendisini unutturmak. Allah'ın özelliği neymiş? Kendisine tabi olanları kendisini göstermek. Yapıyı görüyor musunuz? İki zıt. Ne olur iki zıtı bir deyip anlamaya çalışın. Şeytanın en büyük hilesi neymiş? 13. lemadan söylüyorum. Fethi abi. Kendisine tabi olanları kendisini unutturuyor. Ben yokum. İstekleri hep şeytanın. Zannediyor ki adam ben istiyorum. İşte şeytanın en büyük hilesi burada. Şeytan kendisine tabi olanı ben istiyorum. Kim istiyor? Keloğlan istiyor. Düğmeye bastı. Sigara istiyorum. Sen mi istiyorsun? Adam düğmeye bastı. O istiyor. Ne için? Sigarada ne çıkıyorsa gıda onundur. Allah Resulü diyor ki yanan ateşten çıkan nurdan melaike, çıkan ısıdan, ateşten, yani ısıdan şeytan, çıkan dumandan cin, çıkan külden insan yaratılıyor. Ne istiyorsun? Sigara. Ne var? Isı, şeytan. Ne çıkıyor? Duman. O istiyor demek. Düğmeye bak. İstiyorum.
Lan düme bastı adam. O istiyor. O istiyor. Senin alakası yok. Bunu delili niye Ramazan'da istemiyor? Çünkü bağlanmış. İftara 5 dakika sabredemiyorsun ama 6-7 saat, 11 saat sabrettin. İman müsaade etmiyor şeytana. Eğer doğandan çıksaydı Ramazan'ın ortasında da isterdin. Gündüz ortası. Gündüz ortası niye istemiyorsun? Çünkü adam yok ortada. Tabiatından isteseydin, tabiatın öyle de isteyecekti. Niye akşam 5 dakika dayanamıyor? Şeytan açıldı. Dedi ki hayır, hiç vereceksin bana. Şansın yok, 11 saat sabrettim diyor. Kendini tanıdı mı? Oyuncak gibi geliyor. Dertler sana oyuncak olur, oyuncak. Zevke döner, inan bana. Şeytanla mücadele etmek, sıkıntı gelmez mi? Oyuncağa döner. Oyuncak, oyuncak. Dertlerinle savaşma. Dertlerini fare kediyle oynar gibi oynamaya çalış. Zevke dönüştür onları. O da olmasa keyif olmaz hayatın ya. Hayat tek boyutlu olur. İyi ki sıkıntı var ya. Dertsiz hayat olur. Aa bu. Bunun derdi yok bak. Ama tanıyor beni. Bunun Latif'tir. Bunun ismi Latif. Abdüllatif. Abdül demedim de Latif öyle hakikaten. Tanır. Hakikaten şaka demiyorum ha. Mekke melekesi tanıyor ve şeref duyuyor. Başka bir yer okuyayım. Olsun. ...23'ten de okuyayım, ondan sonra keserim. Uzun olur. Burası uzun olur. Şunu alayım. 14'ten şurada bir parça da yapayım da. Emirdağ 228. Emirdağ 1 228. Nurla iştigalin, Risale-i Nurla iştigalin ölümden başka her belaya, hastalıklara bir ilaç olduğu gibi. Dehşetli ölümü de cennetin kapısı gösterip ehli imanı heyecanla sevk ettiriyor. Sevke getiriyor. Yani ölümü bile istekli hale getiriyor. Bir de okuyayım. Risale-i Nur'la iştigalin, meşgul olmak, ölümden başka her belaya, hastalıklara bir ilaç olduğu gibi, dehşetli ölümü de cennetin kapısı gösterip ehli imanı heyecanla sevke getiriyor. Ölümü cennetin kapısı olarak gösteriyor. Risale-i Nur. Bak gördün mü? Ne acayip? Ondan sonra burada keselim ne kadar oldu? Bakayım saate. Oo, bir saatimiz oldu. Ha, gecemizi nasıl yapacağız? Arkadaşlar buradan da alabilirsiniz. Cüz eve de verebilirsiniz. Cüzümüzü okuyacağız. Kaza elinizden geldiği kadar kılın. Bu gecenin özelliği o. Kaza namazınızda. Ustad diyor ki orada ben uzun olur diye şey yapmadım. Bu gecelerde istiğfarla, tövbeyle yani istiğfarla, tazarruyla ne diyor bak. Pazarı. Bir ticaret ürebiyenin bir kutsi pazarı. Ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşerdir bu geceler. Ondan sonra başka ne diyor? Şaban bir ne çıkar? O sevaplarından bahsediyor.
tövbe ve istiğfarla mukabele edin diyor. Tövbe nedir? Mesela namazın tövbesi nedir? Ödemektir kazanın. Kazanın onun tövbesi odur. İstiğfarı da odur. Kaza namazımız hemen. Başlamamış olanlar hemen bu akşam başlasın. Kaza namazı çünkü kılacaksınız. Başka şansınız yok. Abi kılmıyoruz. Kılacaksın. Ya burada kılacaksın ya orada. Benim hiç bir tabiatımda olmayan bir şey anlatayım size. Her bir kaza vaktin, bir sabahın, bir öğlenin bedeli kılınmamış ahirete giderse rivayette geliyor. 83 yıl ahirette cezası var. Yani bir sıcak yere diyor rivayet. Bir yere bastığın anda beyin kaynayacak. 83 yıl sırf sabah yıkılacaksın. Bedeli bu. Dünyanın bin senesi de oranın bir günü. Onu ya öyle kılacaksın veya inna ateyna kulu valla, inna ateyna kulu valla veya velasif kulu valla ile bu dünyada başlayacaksın. Diyeceksin, oho benim o kadar var ki bitmez. Sen karışma. Sen başla, gerisi ona ait. Başlayıp da bitirilemeyenleri Allah kabul ediyor, şeriatında yazıyor. Duanı da şöyle yap. Ya Rab kazan bitmeden canımı alma. Canımı alacaksan kazadan da hesap sorma. Amin dedin mi? Tamam. Bunu diyebiliyor musun? Allah söylettiriyor. Vermek istemeseydim bunu söylettirmezdim diyor sana. Akıllı ol ya biraz mantıklı ol. Mantık kullanacağız. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.